Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerden gıda, tarım ürünü ve ham madde alımını durdurması, ihracatının büyük kısmını Rusya'ya yapan Yunanistan'ı zora soktu. Yunanistan Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı, ihracatın büyük darbe aldığını söylüyor. Mesela şeftali üretiminin %60'ı Rus pazarına gidiyordu. Kivinin %50'si de öyle. Çileği de unutmamak lazım. Üretimin %90'ı Rus pazarı için. Yani gördüğünüz gibi Rusya bizim ana pazarımız. Euronews'ta Yunanistan'da Rusya'ya gönderilmek üzere bekleyen meyveleri görüntüledi. Burada yaklaşık 3000 ton şeftali buzdolabında bekliyor. Üreticiler stokları tazmin etseler bile zararlarını hesap etmenin imkanı olmadığını söylüyor. Yunan çiftçiler kendilerini Brüksel ile Moskova arasındaki savaşın masum kurbanları olarak görüyor. Ekonomi savaşlarının tek kurbanı Yunan çiftçiler değil. Yük almak için Yunanistan'a gelen Rus tır şoförleri de sıkıntı içinde olduklarını söylüyor. Ben yüküm almak için geldim. Fakat bana yeni bir yasa geldiğini ve Yunanistan'dan alınan hiçbir malın Rusya'ya sokulmayacağı söylendi. Ben de tırı otoparka çektim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Bir haftadır bekliyorum. Rusya'ya gönderilmek üzere paketlenen meyvelerin sadece meyve suyu yapımında kullanılacağı belirtiliyor. Bu sırada Yunanistan Kamyon Sürücüleri Başkanı, bazı ihracatçıların zararı az da olsa telafi etmek adına ellerinde kalan malları Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Belarus ve Polonya pazarlarına yarı fiyatına satmaya çalıştığını söylüyor. Yunanistan'ın Rusya'ya yaptığı ihracatın %40'ından fazlasını tarım ürünleri oluşturuyor.